İsim Nasıl Okunur üzerine. Konuğumuz da Profesör Doktor Seçil Büker. Hocamızdan önce kısa bahsetmeden önce neden Film Nasıl Okunur'u seçtik bu sinema atölyesinde? Kısacık önce ona değineyim. Bir filmin üretim süreci, yani sinemada anlamı yaratma sürecinin 3 tane aşaması vardır. Birincisi senaryo aşamasında başlar. Senaristin dünyasıyla alakalıdır ve onun yazdığı metne kendi ruhunu, kültüründen, düşüncelerinden aktarmasıyla oluşturulur. İkinci aşamada anlam yaratma süreci yönetmenle devreye girer. Çünkü metni alan yönetmen artık onu görselle anlatmanın yolunu seçer ve görseli anlatırken de onu anlatma şekli, anlatırken kullandığı kamera açılarından renklere, mekan seçiminden o sahneyi nasıl tasarladığına kadar her şey bir filmi nasıl algılayacağınızı etkiler. Ve burada da yönetmen bazen bunu bilinçli olarak yapar, özellikle bir anlamı yaratmak için yapar. Bazen de bilinçaltısal süreçlerde bunu gerçekleştirir. İşte üçüncü olarak da tüm bu senaryonun, senaristin ve yönetmenin ortaya çıkarttığı film, yani metin, bizim karşımıza geldiğinde izleyici olarak biz de izlediğimizde o filmde yeniden bazı anlamları keşfederiz veya anlam üretimine dahil oluruz. Yani bir film sadece bittiğinde, yönetmenin elinde çıktığında bitmiş bir ürün değildir. Her izleyicinin karşısında yeniden üretilir. Hatta bazen öyle bir şey vardır ki sinemada akademisyenler bir filme dair çözümleme yaptığında yönetmene sorduklarında yönetmen bazen şöyle der: "Aa, aslında ben o sahnede onu kastetmemiştim, yani onu düşünerek yapmamıştım." der. Ama burada o sahneyi, işte o belirttiğimiz bütün o dizayn şekli ister istemez o anlamın oluşturulmasına neden olur, ona katkıda bulunur. Profesör hocamız Seçil Büker de... Ben de hiç oturarak... Olsun, siz de kalkmak isterseniz buyurun kalkın. Hocamız 30 yıl... Oturarak... Evet. Çünkü 30 yıldan uzun süredir birçok üniversitede kendisi sinema dersleri verdi. O yüzden de oturmaya alışkın değil. Hiç alışkın değil. Oturarak ders anlatmak nasıl bir şey bilmiyorum, evet. Ama yine de eğer çekim için falan gerekliyse arada otururum. Sen zaten anlattın yani nasıl okunacağını. Ama bizim ama yine de size de sormak ama istiyorum. Ama metin, yani filmin kendisi tabii ki. Bir de şey, konuşurken aklıma şu geldi. Gerçekten dedektiflik. Yani neden bunu çok seviyorsun derseniz, bir ikinci yaratım süreci. Nereden tutunayım? Hani dedektif gibi çalışıyorum. Yani kendi adıma nereden tutunayım? Hani sinematografik bir koddan mı? Yoksa işte kültürel bir koddan mı? Ya da bir motiften mi? Motifleri şimdi konuşacağız. Yusuf, yani Kur'an'daki işte Yakup'un oğlu kuyu motifi var. Oradan mı tuttum? Ben oradan tutundum. Çok değişik açılardan tutunabilirsiniz ve o kadar büyük zevk veriyor ki bu bana. Yani yeniden bir şey yaratıyorsunuz bir metnin üzerine. Ve Barışkan'ın dediği gibi gerçekten yani bir kezlik süreç, yaratım süreci bir kezlik süreç. Ama okunma süreci binlerce kez, yüzlerce kez gerçekleşebilir. Şimdi ben bizimkini anlatacağım ama senin söylemek istediğin başka bir şey. Başlamadan önce çok kısa sadece hocamız hakkında bilgi vereyim size. Kendisinin 15'in üzerinde sinemaya dair kitabı var. Bunlardan biri de izleyeceğiniz film Yumurta ile ilgili. Evet. Türkiye'de sinemada gösterge bilim açısından filmleri incelemeye başlayan ve bu alanda gelişmesini sağlayan ilk hocalarımızdan biri kendisi. Sinemada Anlam Yaratma kitabı da 85'ten bu yana bütün çoğu üniversitede halen sinema derslerinde okutulan, yeni baskısı da yapılmış bir kitap. O yüzden sizler için yararlı olacağını düşünüyorum. Hocam, ben sözü size bırakıyorum. Tamam. Ne yapalım, filmi başlatarak mı bir gidelim? Bir dakika, ben birazcık açıklama yapayım. Tamam. Şimdi bir kere ben bunu çok genç bir arkadaşımla, şu anda o da profesör, Hasan Akbulut'la birlikte yaptık. Bir de Türk sinema tarihi, neyse işte ne derseniz adına, literatüründe iki tane tek film üzerine kitap var. Birisi yine buluşacaksınız, o da benim ilk asistanlarımdan biri, Ruken Öztürk, Vesikalı Yarim. Yani bir kitap üzeri, ya bir film üzerine bir kitap yazmak o kadar kolay değil. Ben onun için Hasan ne olur gel yanımda ol dedim. Çünkü sonuçta bir kitap yazacaksınız ve elinizde 1,5-2 saatlik bir film var.
Şimdi bunu seçtiğimizde benim kaygım o kadar çok şey var ki anlatılacak. Şöyle bir iki kavram, işte bir iki değil, bir şeyler çıkardım. Yani kitap olunca çok geniş yorumlar var. Biraz fikir vermeye çalışacağım ve bunu da yani Hasan ve benim adıma yapıyorum. Çünkü onun da emeği var hani etik açısından. Hani ben birinci tekil şahıs kullanırsam bu demek değildir ki yani onu hiç kale almıyorum. Lütfen o ağız alışkanlığı yani birinci tekil şahıs kullanabilirim. Bir de bu okuma süreci o kadar ilginç ki ben çocuk kitapları yazarlık ve eleştiri kursuna gidiyorum. Orada Yerdeniz Büyücüsü'nü okuduk Logan'den. Ben bir yorum geliştirdim ve benim sitem var Sine Yaşlılık, Yaslilik diye. Evet, oraya koydum. Sonra ders ben yazdıktan sonra oldu. O kadar başka bir açıdan yorumladı ki orada İngiltere'den bir akademisyen var. Adını unuttum, Melis'ti galiba. Platon'un mağarası. Ay, o kadar şaşırdım ki, sanki aynı kitabı okumamışız. Böyle bir şey, ben çok başka bir açıdan, yani kişisel o büyüme hikayesi ve karanlık yönünle yüzleşme olarak okumuştum. Yani gölgesinin peşinde çünkü Goethe orada. Böyle bir şey, bu çok yeni bir deneyim olduğundan. Şimdi ben biraz hazırlayayım, bir kere bir kahramanımız var. Olmazdı. Yani illa olacak filmde. O kahramanın bir yolculuğu var. Ama yolculuk görünür de Birgi ve Ege'ye doğru. Ama aslında ruhuna yani ruhunun taşrasına, İstanbul'dan taşraya gitmek somut olarak filmde evet göreceğiz. Ama o aslında ruhuna bir yolculuk yapacak. Başlangıcı filmin devingen başlangıcı diyoruz. Çok ilginç. Yani bu kim, nereden çıktı? Pat diye başlıyor ve biraz amiyane oldu. Yani şuradayız, bu ülkedeyiz. Yıl şu, öyle bir şey yok. Yani ona devingen gösterge filminde böyle bir adı var. Bu kitapta yok. Tabii kaç sene sonra kitap yazıldıktan sonra tekrar bakınca keşke bunu da yazsaydım oluyor. İnsan bu dramatik etkiyi yani çok arttırıyor diye düşünüyorum. Şimdi bir bakalım, buradan mı içeceğim? Biraz başlatalım, nasıl olsa yardımcılar var yanımda, evet. Arkadaşlar yansıyor mu ekrana? Benim burada durmam. Ekranı etkiliyor mu arkadaşlar şeyiniz? Bir önce sesçil bir evren var. Kırsal bölgede olabilecek yani köpek sesleri, işte koyunlar. Bakalım oynarken anlatabilirsem zamandan tasarruf edebiliriz. Ve bir kadın yürüyor, iyi miyim? Bir kadın yürüyor, yürüsün bir dakika, herhalde atlamadan izleyeceğiz. Bakalım akış ne getirecek. Yani her anlatışta başka bir serüven oluyor açıkçası. Ama mezarlık imgesi hemen kuruluyor. Zaten taşranın sessizliği var. Yani sadece hayvan sesleri. Çok buradan kötü görünüyor görüntü ama şurası mesela daha iyi. Belki de yayılıyor mu ışıklar? Şöyle söyleyeyim, 2008 yılı bir film olduğu için arkadaşlar 720 sadece çözünürlükte, orijinal şeyinde de öyle. O yüzden ister istemez büyük ekrana yansıtınca biraz bir buğulanma oluyor. Evet. Ben ışıkları arkadaşlar biraz düşürebilir miyiz artık hani şey biraz loş ortam olsa sıkıntı değil biz hiçbirimiz için. Şimdi daha ilk kesit diyoruz biz yani ağzım çok alışkın olduğu için başka bir şey söyleyemedim. Yani filmi kesitlere ayırarak gösterge bilimde çözümleniyor. Kadının ölü olduğunu, onun annesi olduğunu çok sonra anlayacağız. Yani ölü bir kadınla başlıyor. Ve bu ölü kadın yürüyüp işte durdu ve sellere doğru gitti. Sanki böyle Krakauer şeyler, böyle kahraman hani hareket edip durdu, hareket edip durdu. O insanı bir vakum gibi çeker der. Yani ve şimdi hiç bilmiyoruz bu adam kim, bir sahaf dükkanı, nereden geldi. Yani
bu önemli. Zaten oranın da biraz önce gördüğümüz evet. Sesi biraz açabilir misiniz arkadaşlar? Yusuf abi, ben Bilgi'den arıyorum. Merhaba. Ne istemiştiniz? Şimdi bir alışveriş olacak. Kitap almaya gelen oldukça çekici, güzel bir kadın var. Ben burada karşıtlık ilişkilerini bizim yani bunları böyle kitapta bu kadar yazmadık ama karşıtlık ilişkilerini yani kafamızda tabii kurup başka bir biçimde daha böyle yumuşatarak yazdık. Bir kez ileride bir akraba kızıyla tanışacağız işte beraber Ayla. Onunla karşıtlık ilişkisi kuran kadın bu. Ve gördüğünüz gibi erkeğin yani Yusuf'un bakışının nesnesi olamıyor. Yani bu kadar hoş, güzel, açık saçık giyinmiş ama erkeğin bakışının nesnesi değil. Şimdi bir de burada şunu kurmanızı yani biz bunu yazdık belki sayfalar dolusu yuva kavramı. Yani sıcacık insanın kendini ait hissettiği yuva kavramı ve kamusal alan. Yani dükkanda yaşıyor. Sahaf dükkanda yaşıyor. Hem evi hem işte yuvası nasıl yuvaysa tırnak içinde yuva. Ve çok ilgilenmiyor. Bir takas yapıyorlar. Elinde bir şarap var galiba. Şarap bırakıp bunu alsam olur mu? Evet. Teşekkürler. Bir yandan ben anlatayım mı? Şimdi bir haber geldi. Ve Yusuf abi mutlaka işte Birgi'ye gel diye. Annesinin ölüm haberi. Ve yola çıkacak. Birazcık size bazı kavramları anlatmak zorundayım. Çünkü başka türlü bu filme yaklaşamam. Entrika ya da daha Türkçe isterseniz dolantı dediğimiz şey yok. Yani böyle neden sonuç ilişkileriyle birbirine bağlı. İşte oğlan kızı sevdi, kız oğlanı dedi. Ondan sonra kaçtılar. Annesi kızı vermedi. Yok nikaha gel. Öyle bir şey yok. Yani dolantı, entrikanın olmadığı bu tür anlatılara biz farklı bir kategori diye bakıyoruz açıkçası. Evet, bir de şey demişti Barışkan, hani yönetmen süt ve balı üçleme biliyorsunuz bu. Çekmeden önce bizim kitap yayınlanmıştı ve bana dedi ki Seçil Hanım çok etkiledi yorumlarınız. Yani senin dediğin şey bir bakıma. Yani kitabı okuyunca sütü yazarken çok etkilendim dedi. Yani o zaman sütün senaryosunu yazıyorlarmış. Evet, şimdi aslında böyle bir hani rahim benzeri bir biraz psikanalitik olacak burada ama aslında ruhuna yolculuk. Bir kırgınlık var. Hani çok merak ederseniz söyleyeyim. Anne babası öldükten sonra evleniyor. Yani nasıl olsa çıkacak ortaya. Ama bunları böyle eve gittiğinizde işte Seçil Büker geldi bize bir şey anlattı diye evdekilere hani böyle anlat çok öyle bir dolantı yok. O nedenle biz işte bu filmdeki gibi imgelere zaman imgesi diyoruz. Birazcık yani açmak zorundayım. Gördüğünüz gibi zamana yayılarak zamanın şimdi kesme yaptı şurada ama o kesmeyi çok dikkat etmezseniz algılamazsınız. Ve şu anda Taşra'da çok özel bir yer, pazar. Yani tüm işte kasabalarda, köylerde kurulan bir şey. Ve aslında biz şöyle dedik, ruhunun Taşra'sına doğru bir yolculuk. Yani beraber izleyeceğiz şimdi. Onun arınma sürecini belki biraz anladınız zaten anlattıklarımdan. O bağışlamak, o zor. Çoğu kez hepimizin çok zorlandığı bir şey. O kızdığımız, içimizde hani bir nefret ağına dönüştürdüğümüz şeyi şu anda ölü evine girdi. Baştaki yani sahaf dükkanıyla
ev, yuva. Gerçekten yuva. Ama bu yuva çoktandır erkeksiz. Çünkü sanıyoruz ki üvey baba da ölmüş. Yani biraz sonra gelince şey yapacağım size. Ve baş sağlığına gelenleri işte görüyorsunuz. Yani annesinin ölüm haberini aldı, geldi. İşte yani orada Ayla diye bir kız var. Uzak akraba, annesi onu yanına almış yalnız kaldığı için. Ve burada şimdi yavaş yavaş motiflere başlıyorum. Saat çok önemli. Yani bundan sonra söylemezsem siz takip edin lütfen. Yusuf'un bir izlencesi var. O izlencede bir adı Yusuf zaten. Yani evet. Ve saat ve kuyu motifi. Şimdi bir filmde motifler çok sık tekrarlandığında o filmin teması oluşur. Ben zaten biraz önce söyledim, duramadım. Teması Yusuf'un ruhuna yaptığı yolculuk, yani Nejat İşler'in oynadığı rol. Evet, zaman çok önemli. Çünkü zaten yani Kur'an'da zaman imgesi olarak tanımlanan imgeler var bu filmde. Birazcık susayım da sessizlik başat olsun. Saf sesçil, saf görüntüsel gösterge, görüntüsel görüntü dedikleri şey. Ben hani sizi çok tutmamak için böyle bir yandan anlatıp bir yandan şey yapmaya çalışıyorum ama ne kadar yani şey filmden alacağınız hazzı biraz engelliyorum ama biz zaten haz vaat etmiyoruz yani kuramsal eleştiri yapanlar. Zaten bundan sonra hiç rahatınız olmasın da film izlerken dedektif olun diye yani yapıyoruz. O nedenle bir başka motif daha gelecek. Şimdi onun çocukluğu, yani babası, gerçek babası, kendi babası, annesi işte. Bakın şurada bir çocuk var, sonra su gelip dökecek şeye, mezara. Bu çocuk imgesi de bence çok önemli ve bir motif. Yani saat, kuyu zaten çok çok önemli. Yani şimdi o kuyuyla ilgili hemen aklımdan kaçmasın diye yani kitabı elime alırsam mahvoluruz. Gece 12'yi bulsak bitmez. Çünkü orada çok uzun yorumlar. Kuyuyla ilgili Yakup hikayesini herkes biliyor. Yani Kur'an'da geçen. Suyun var mı? Hadi git getir. Dakika. Ve karşılıksız o çocuğa para verecek. Şimdi o parayı almayacak. Şimdi ben burada Yakup'u bıraktım, birazdan başlamıştım. Onun küçüklüğünün yansıması olarak yorumluyorum. Biraz sonra bu çocuk imgesi, hani aynı çocuk muydu? Ben gerçekten izlemedim dün gece tekrar filmi ama yani o çocuk imgesi aynı olmasa bile çocuk, yani kasabadan başka çocuk da olsa hiç önemli değil. Ay bir dakika şey yapabilir miyiz, durdurabilir miyiz? Buradan çok teşekkür. Çünkü yetişemiyorum, bu sefer de nefes nefese kalacağım. Bir Yakup'la ilgili hemen şunu konuşalım. Yakup'un becerisi nedir, yeteneği? Rüya okumak. Oraya bağlayarak kitapta, tabii hangi bölümde falan şimdi şey yapamıyorum. Kendi ruhunu okuyor. O anneye müthiş bir kin var. Nefret var. Çoğumuzun anneyle savaşı var yani. Hepimiz belki o savaşları halletmeye çalışıyoruz. O çok önemli. Bir de çok daha farklı bir şey söyleyeceğim. Hani senaryo yazılır demişti Barış Kananım, biliyorsunuz. Yani Semih Kaplanoğlu ve Saadet'le yaptığım konuşmalarda Nejat İşler'le hiç görüşme fırsatım olmadı. Şimdi biz buna yani bulunmuş öykü diyoruz. Yani öykünün o sıkı, Aristoteles'in tanımladığı annem anlamda o sıkı sıkı örgü, böyle böyle öykünün yerine karakter, kişi geçiyor. Ve buralarda yani Birgi'de
Ay Semih Bey oralı mıydı? Onu da unuttum şimdi. Yani dolaşıyor. Önce mekanda dolaşıyor. Ondan sonra bu öyküyü çıkarmış ve üçleme. Bir de yani buradan başladım çünkü yönetmen buradan başlıyor. Yaşlılıktan ya yani yaşlı değil de yani şey anlamında. Yaşının en büyük olduğu yani 40 gibi falan herhalde başlıyor. Sütte daha gençlik, delikanlılık çağı var. Bal şey Erdal Beşikçioğlu oynamıştı babayı. Küçük bir çocuk. Orada babanın öldüğünü görüyorsunuz. Yani böyle bir kronolojiyi orada da bozuyor. Yani Bal birinci değil. Biliyorsunuz Berlin'de Altın Ayı falan aldı. Çok ödüllü bir film. Evet şimdi devam edelim aklıma geldikçe. Burada yani çocuğu çok şey kullanıyor. Ve çerçevenin dışında yani en çok o zaman imgesinde tiyatro metni değil bu. Film tiyatroda oyuncu çıktığı zaman dekorun arkasında belki sigara içiyor. Belki ayağını uzattı. Ama burada yönetmenin yani zaman imgesinde vermek istediği şey süreklilik. Yani alanın dışına da şu anda çevrilerek çıkarıyor. Alanın dışına çıkıyor. Yani alan dışı diye tanımladığımız bir kavram var. Çok fazla öyle kurama girmeden şey yapmaya çalışıyorum. Alan dışına çıkarıyor. Biz bu tür öyküye ne yapıyor adam işte gidiyor. Annesini gömdü, işte su döktü. Bu tür öykülere yani ama Semih Kaplanoğlu'nun diğer filmleri için bir şey demeyeceğim. Ama süt bal, süt üzerine de yazmıştım ben. Gerçi kitap yazmak çok zor. Bir film için kitap yazmak çok zor olduğu için ona makale yazmıştım. Bakın şimdi zamanın gerçek değeri. Kesti aslında ağaçlara. Kristal öykü deniyor buna. Şimdi kristal öyküyü burasını çok seviyorum. Bilirsin değil mi? Burası çok güzel. Ve yumurta imgesi, bıldırcın yumurtasıydı. Uyuyakaldı. Yani o sanki kristalleşme, öykünün de kristalleşmesini gördüm ben burada. Ben bunların çoğunu ilk izlediğimde düşündüm. Ve telefon etmiştim Hasan'a ne olur gel beraber yapalım. Çünkü yani bir film üzerine 200 sayfa yazmak, hani iki kişi olunca. Şimdi bu taşrayı yorumladık biz. Şöyle yorumladık. Bu taşra hani Tanıl Bora'nın tarif ettiği o kente benzeyen, menşeini kentten alan bir taşra değil. Hani şimdi diyorlar ya, Foça'da falan şeyler varmış, AVM'ler falan varmış, öyle dediler. Öyle bir yer değil, gerçekten taşra. Şimdi bu uykudan orada o kristal, yani yumurta imgesi, zaten filmin adı yumurta, en başta onu söylemeliydim ama Yusuf'un adına takıldım belki ben de. Yumurta imgesi çok önemli, bir motif olarak başladı gördüğünüz gibi yumurta imgesi. Yani birincil imgeler yumurta ve tabii ki kuyu. Gelecek şimdi kuyu. Şimdi bir arınma ama biz bunu yani dediğim gibi kitapta çok uzun anlattık ama şöyle bir arınma, tıraş olma, hamama gitme. Yani bedenimizi her zaman arındırıyoruz zaten. İki gün işte duş almasak ay duş almadım diyoruz. Hani bedeni arındırma çok güzel bir şey. Bedenin arınmasıyla yani başladığını düşünüyoruz. Tabii Semih Bey de bunların çoğunu bizden duydu. Ondan sonra sütü yazarken de ya sağ olsun teşekkür falan etti sütün sonunda. Şimdi bakar mısınız mizansene? Yani o bir dar bir alandan şu anda onun baktığı yeri görüyoruz ve ev dökülüyor. Yani ev bayağı dökülüyor farkındaysanız. Çünkü bu evde o evi onaracak, işte kotaracak bir erkek yok. Yani bir erkeğin eksikliği, evet zaten biraz sonra bir direk var. Yani bizim de çok önem verdiğimiz bir şey o. Bakacak ona ve kamera çevrilecek direğe. O direği de Semih Bey biz koyduk dedi. Yani yıkılır diye korktuk
yani ev. O nedenle koyduk dedi. Burada yani kadın erkek ilişkisi açısından geleneksel sinemanın çok karşıtı olan bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Geleneksel sinemada kadın seyirlik nesne olarak sunulur, erkek de seyreden. Kadın da seyredildiğini bilir. John Berger görme biçimleri. Şimdi bakın, bir dakika durur musunuz? Yetişemeyeceğim diye korktum. Yani erkek bakışının enseye yönelmesi, bir kere enseye yöneldiği için, şimdi siz bana bakıyorsunuz, ben sizin bana baktığınızı görmüyorum ki. Seyirlik nesne değil kadın. Yani size arkadan birisi bakarsa, bir erkeğin bakışının nesnesi olduğunuzu bilmezsiniz. Yani bunu imkan yok, işte ben de şimdi sizin bana baktığınızı görmüyorum. Burada biraz önce de söyledim ya, Tülin Hanım soyadını söyledi. Çok şıktı, işte böyle şuhtu, açık saçık bir şeyler giymişti falan, boyanmıştı, makyajlıydı ve hiç ilgilenmedi. Orada da geleneksel sinemanın, yani dolantısı olan, entrikası olan geleneksel sinemanın kodunu kırdı. Bakın burada ben çok önem veriyorum ve çok uzun uzun bu bakış ve şey üzerine yazdık biz, yani kuramcılara da göndererek. Ayla ve ayla ışık demek. Evet, şimdi devam edelim. Bu sözünü ettiğim akraba kız Saadet. İçer misiniz? Şimdi ölü kadınla başladığını ne olur unutmayın da. Yani siz kendi okumanızı da ben size yardım ediyor gibi olayım yani. Kendi okumanızı da sürdürün diye söylüyorum. Yani ölü kadın ve o ölü kadın sanki işte canlıymış gibi şeye yani orası mezarlık, ağaçlardan öyle anladık, oraya yürüdü. Bu ilk karşılaşmaları ve çay da çok önemli bir şey. Yani çay içme geleneği çok var filmde. Hocam siz nefes alırken ben küçük bir not söyleyeyim. Söyle. Hocam hatırlarsanız şey demişti, ilk sahne mezarlığı anımsatarak, mezarlık imgesiyle başlıyor demişti. Neden bu kuşeye varıyorsunuz? Çünkü orada şeyler var, kavak ağaçları var kadının gittiği yolda ve bakıyorsunuz o ağaçları. Kadın, yaşlı kadın o yöne doğru gidiyor. Sonra Yusuf'un annesinin ölüm haberini aldığında o mezarlıktaki sigara içme sahnesinde hemen arkasında aynı ağaçları görüyorsunuz. Aslında yönetmen o kadının yürüyüşünü gösterirken aynı zamanda ölüme gittiğini de size imgelemiş oluyor. Böylelikle o yüzden o sahne aynı zamanda mezarlığa açılan bir sahne. Ölü kadınla başlaması çok önemli çünkü şimdi onu açacağım ben. Birazdan anne, nasıl bir anne bu? Biraz daha ilerlesin diye bekliyorum. Şimdi biz buna, yani madem benimle birliktesiniz, hani bizim kavramlarımızla, yani çok acayip derine falan inmeden böyle, gevşek olay örgüsü, plat karşılığı kullanıyorum. Gevşek olay örgüsü diyoruz. İlk kez mesela bunlar tartışıldı, 400 darbe Truffaut. 400 darbede çok şey, o zaman bu gevşek olma meselesi. İşte geliyor, gidiyor, ensesinden bakıyor. Evet. Ha bir de yönetmen bunların bir kısmını gerçekten Barışkan'ın da dediği gibi bilinçli yapmıyor. Yani belki kültürel işte kodlar burada şey, bazılarının belki böyle okunacağını da bilmiyor. Bazılarını bilerek yapıyor olabilir. Mesela şey, terlik giyecek geçmedik değil mi oraya? Hani kadın terliği var. Evde erkek olmadığı için erkek terliği yok. Mesela özellikle sakın erkek terliği olmasın demiş. Biraz da böyle hikayeleri anlatayım. Semih Bey'in anlattığı. Ha işte evet. Sakın erkek terliği koymayın demiş. Yani orada şeyi tekrar vurgulamak istiyor. Bu erkeksiz bir ev. Şu andaki yuvanın bir erkeği yok. Onu vurgulamak istiyor. Evet, şimdi kahramana bakalım, yani madem okurken kahraman nasıl bir kahraman? İşte böyle bakınıyor.
Yoksa... Tanık diyoruz biz buna. Yani eylem içinde değil arkadaşlar. Ya bir eline silah, James Bond değil yani. Eylem içinde değil, düşman karargahına gitmiyor. Yani bakın, tanık kahraman diyoruz buna. Açılar duruyor mu öyle? Sinemanın geleneksel anlatısında kahraman dediğiniz karakter, klasik anlatıda izleyiciyle özdeşleşmesi istenen karakterdir. Ama bu tarz gevşek karakterlerse yönetmen sizin evet, ona uzaktan gerçek. Bakmanızı ister, özdeşleşmenizi istemez Yusuf karakteriyle. Tanık. Çok şimdi bu film tanık. Böyle bakınıyor. Evet, bakınıyor. İsterseniz hızlı da geçebileceğin yerler varsa geçeyim hocam. Evet. Yok ama bu sefer de çok uzun değil değil mi film? 1 saat 40 dakika o yüzden. Siz biraz ben böyle atlanacaksa bile başlarda atlamamadan yanayım. Çünkü şey olaya girmek. Her çiçek ölen birisi için dikilmiş. Ve şimdi o Rahmi dayı, işte şu teyze, bu teyze onu konuşuyorlar. Ben biraz da anlatarak hani bu filmin bir özelliği var. Biraz önce Barışkan'ın söylediği şey. Sen korkmuyor musun? Bir filme ya duygusal katılırsınız ya da film sizi iter. Yani zihinsel katılırsınız. Sadece düşünsel olarak. Evet. Yani düşünürsünüz bu dünyada neler oluyor diye. Sen? Şimdi biz şu kanındayız. Yani tabii kaç kez izlediğimizi hiç sormayın yazarken de. Yani çünkü döne. Şu ortada. Yani kimi kez, belki siz ilk izleyişte... Yani abi bunu o kadar hissetmeyeceksiniz ama kimi kez duygusal, kimi kez düşünsel. Böyle bir şey gibi, hani salıncak gibi, sallanıyor gibi sen, salınım içinde diyelim. Rahmi dayının nesi o da lan? Torunuyum. Sen kim oluyordun diyor, onu, işte ben de şeylerin torunuyum. Ayla. Evet. İlk tanışmalarını gördünüz. Ben çay koyayım madem. Tamam. Evet, bu çay meselesini söyledik. Birazcık görüntülü geçebilir miyiz? Tabii ki. Hani bir fikirleri olabilir belki diye dedim. Hep çay içiliyor ve film, yani inşallah birlikte işte bakacağız. Çay içme sahnesiyle bitiyor. Şimdi burada... Zehra annem ölmeden önce Birgi'de bir ada kalınmıştı. Aha, bu çok önemli. Yani... Yarın onu yerine getirmeniz lazım. Adak mı? Evet. Bir koç kesmeniz gerekiyor. Evet. Anne ölmeden önce mutlaka... Yani ben sana ne gerekiyorsa vereyim, sen hallet. Ama sizin yapmanız gerekiyor. Ben sana para vereyim, sen yaptırırsın diyor. Hayır, sizin yapmanız gerekiyor. Neyse. Şimdi burada anne imgesini yani kısaca çözümlemek istiyorum. Ölen annenin gücü. Şimdi iki tür anne şimdi var. Zorlanırsa yapmak lazım. Yani annelik çalışmalarında. Yani benim... Düzenleyici anne, bilmiyorum sizinki nasıl. Benimki siz öyleydi. Yani bütün yaşamımı düzenlemek için uğraşırken geçirdi ömrünü. Biri kolaylaştırıcı. Onun için ben kolaylaştırıcı anne oldum. Bilmiyorum, Zeynep burada yok ama Barışkan tanıyor. Yani ona hayatı daha kolaylaştı. Şimdi düzenleyici anne, yani... İşte evleneceğiniz kıza, hangi semtte oturacağınız, her şeye karışır. Ben burada yani yönlendirici ve düzenleyici bir annenin adak adayarak özne konumunu, o yöneten özne konumunu koruduğunu ve bu ada niye adadı herhalde saatiyle. Evet, burası. Şimdi bir şeye ekmeye başlıyor. Aşk olur mu? Belki buralarda ve 2 litre süt alıyor. Bakın. Kalp şeklinde ayna. Sütçü geldi. Süt 2. filmi. Metinler arası ilişkiye girdi. 2 litre alacağım ben. 2 kilo alacağım ben dedi. 2 litre alacağım dedi. Şimdi bakın, duygusal katılıma giriyor dediğimiz yerler buralar. Yani bunların arasında bir şeyler olacak. Aşık olacaklar şimdi. Evet bakalım, evlenecekler mi falan. Ekiyor. Burada hakikaten duygusal oluyor insan. Yani çünkü biz ona alışmışız. Böyle romantik aşklar maşklar. Evet. Ve bir kadın, düşünceli bir kadın yani Ayla ona evet
bir kullanılmamış diş fırçası da bırakmış. Evet, sütü de 2 kilo aldı daha kalabalık oldular diye. Ve adak, adamak için yola çıkma meselesi onları yakınlaştıracak tabii. Ben hani biraz önden gidiyorum. Çünkü aynı arabaya binip bir yola çıkacaklar. Hayır, mutlaka siz keseceksiniz diyor. Ben para vereyim işte, sen kestirirsin, olmaz. Çünkü annenin arzusu bunları yakınlaştırmak zaten. Ve onun için düzenleyici anne. Evet, çocuk imgesi yine geldi bakın. Folluktan yumurta, yumurta, süt. Gördüğünüz gibi follukta yumurta yok dedi sanıyorum. Böylece o motifleri tekrarlıyor. Yani o çocukluğundan bu yana yok, yok dedi. Ve bir yandan da yani Yusuf kuşkusuz düşünüyor. Onur Rüya sahnesini hani şey, mutlaka atlamayız onu. Evet, şimdi nasıl motifleri sıraladığını ve metinler arası ilişkiye girdiğini gördünüz. Belki biraz yine geçebiliriz. Hakikaten yumurta yok follukta. Bunu aklınızda tutun çünkü filmin sonunda... Evet, çok önemli. Yani her şeyi aklınızda tutun. Çünkü onlar hep anahtar. Sonra işte bağlayacağız. Ve böylece evet, o tamam, aynı çocuk parayı verdi tabii burada. Şimdi arkadaşlar, burayı geçmeyelim. Bir aile. Bakın gene duygusala getirdi bize. Bağladı gene duygusala. Çünkü ay, bunlar evlenecek galiba, çocukları olacak. Oo, yaşasın işte, aşk başladı falan. Yani böyle duygusal bir kanala soktuğu oluyor bize açıkçası filmin. Ama düşündürüyor da. Yani kendi arınmışlığımızı ne kadar, ya ben çok düşünmüştüm. Ne kadar arındım, ne kadar arınmadım, ne kadar kara kutular var öbür tarafa götüreceğim. Yani evet, çünkü Yusuf bu anneye olan nefretten biraz sonra kurtulmaya çalışacak. Yani çünkü o çok büyük bir yük. Yani birisinden nefret etmek... çok büyük. Aa, elektrikçi çocuk. O kızın bir sevgilisi var. O da elektrikçi bir çocuk. Bu eski sevgili Gül. Biraz dinletelim mi? Steinbeck'in İnci romanından edebiyat öğretmeni bir bölüm okuyor. İnci romanını hatırlarsanız, o İnci de başınızıza, evet. O da yumurta büyüklüğünde ya, evet. Böyle. Yani yumurta avukat imgesini... Avukat Bey bir iş için İzmir'e gitmişti. Bugün ben yardımcılıyım. Bugün döner mi? Bugün dönmez, yarın döner. Evet. Tamam, ben yarın döner. Yusuf Bey, veraset işiniz falan varsa buyurun, dilekçe yazın. Böylece yani edebiyat öğretmenine o gün bunu tabii ki bilerek yapıyor. Yani aynı o terlikleri şimdi yaptığı gibi. Şimdi avukata geldi galiba, geçelim istersen. Tamam. Buradan çıkınca bir Sara nöbeti geçirecek, orayı görelim. Çıkrık, biz buraları biraz uzun yorumladık. Çünkü urgan, işte ölmek, bu çıkrık. Onu sana bir numara vereceğim ben. Arkalı önlü bir faks yollar mısın? Tamam. Bir, yani geçici ölüm, ölüm diye yorumladığımız bir yer var, bayılacak. Ama ölmek çok güzel bir şey. Zaten yani tekamül etmek için ölmek gerekiyor. Yani ben öyle inanıyorum. Evet, öldüğün zaman çünkü tekrar muhasebe yapıldığı için... Evet, şimdi ölüyor, tabii tırnak içinde yazmışızdır herhalde, tekrardan yani ayıldığında soğan falan getirecekler. Evet. Bir de ben not etmişim 32. sayfada diye, bu taşrada hep sıkılmış. Nurdan Gürbilek'in taşra sıkıntısıyla ilgili bir tanımı var. Sayfa 32'de demişim. O bayıla dursun. Yani bu taşra hep sıkıldığı bir yer olmuş. Bir de annesi işte bir adamla evleniyor. Sütte onu istemeye falan geliyorlar annesine. Yani sütü izlerseniz göreceksiniz. Evet. Bir dakika, sayfayı not etmişim. Evet. Yani şöyle diyor Nurdan...
Yani köyde, kasabada, kentte de yaşanabilir diyor. Dışta kalma, bir daralma, bir evde kalma deneyimi. Taşra sıkıntısını hissetmek. Evet, yani yaşlı bir anneyle işte hayatı paylaşmak. O anne daha gençken demiryolu istasyon şefiyle evlenmişti. Evet, yani başka bir adamın baba olarak eve gelmesi. Ve hamam. Evet, artık herhalde bu bedenin arınması, ruh daha yok. Evet, bedenin, yani ruh varlığı henüz yok. Ama yani Nurdan Gürbilek'in hangi kitabında olduğuna kaynakçadan bakarız. Şimdi kafadan söyleyemedim. Yani istersen geçelim yıkandı. Yani çok sizi yormamak için. Yani taşraya döndüğünde önce bedensel arınma başlıyor. Tıraş olma, sonra hamamla, sonra yavaş yavaş o yumurtanın bilgisiyle ruhsal arınmaya doğru ilerleyeceğiz. Bu kısmı geçiyorum. Şimdi bizim elektrikçi çocuk burada biraz yorumlamak istiyorum. Uzak ve yakın karşıtlığı var. Çok yakınlar ve işte kasabalarını seyrediyorlar. Gittikleri okulu işte konuşuyorlar. Şurası bizim okul galiba diye. Ama aslında Ayla'nın aklına biliyorsunuz yavaş yavaş şey Yusuf girmeye başladı. Burada şey diyor, bir kere elektrikçinin bütün gelecek için kurduğu düş babasının dükkanında elektrikçiliği işte sürdürmek. Ama Ayla üniversiteye gitmek istiyor. Güzel gidiyor. Son deneme sınavım da iyi geçti. Daha iyi olacak inşallah, bakalım. Yani şimdi sen kazanırsan gidecek misin üniversiteye? Gideceğim tabii ya. Nereye mesela? İstanbul, İzmir. Neresi olursa. Uzak yani. Uzak tabii. Yani oğlanın, ya elektrikçi diyorum çünkü filmde adı da yok. Elektrikçinin sen öyle bir düşü yok. Bu şekilde hep uzak, hem iyi bir insansın. İyi bir insansın diyor. Birisi yani böyle bir ilişkide iyi bir insansın mı denir? Seni seviyorum denir herhalde, değil mi? Evet. İyi bir insansın. Geçelim istersen yani şey. Aman kuyuya gelince. Bizim burada çok şanslısın. O da çok şanslı. İnşallah sen de kazanır gelirsin. Düşlerini açıyor yönetmen. Yani üniversiteye gitme isteği. Uğraşıyorum. Tabii tabii, kursunu hiç ihmal etme. Biliyorsun Zehra teyze de senin okumanı isterdi. Hep Zehra anne. Zehra da biliyorsunuz yani onun İslami ne denir, çağrışımları. Zehra annenin adı. Evet, kuyu imgesi ilk. Evet, kuyu. Tamam, burayı bakalım. Kuyu rüyasında. Şimdi arkadaşlar, elektrikçinin babası kuyu ustası. Bu gençken çalışmış yani duvar, kuyu duvarı örme, yani duvar ustası olarak çalışmış. Rüyasını görüyorsunuz şu anda. O kuyudan çıkmak tabii tamamen metaforik olarak içinde bulunduğu o ruhsal sıkıntı, bunalım, affedememe, işte artık ne derseniz siz, kin, nefret ve hep Yusuf kuyuda kalmış, kuyudan çıkamama durumuyla ilgili şeyler görüyor. Ve bu rüyadan sonra gerçekten kötü hissediyor kendini. İstersen devam edelim ve hatta şu ekleme olarak yukarıdaki de bir kuş yuvası gibi, yani yuvanın yokluğuyla ve kuyudan yuvaya çıkamama şeklinde. Bakın çıkamıyor, evet. Kuyuyla yuva imgesi bir araya getiriyor. Yuvasızlık ve kuyuya düşme aynı anlama geliyor. Çok şükür uyandı. Ama her zaman o baş ucundaki saati ihmal etmiyor. Birazcık kaldıralım bunu istersen Barışkan, gelsin. Kadınlar taziyeye gelmişler. Evdeki kadınlar taziyedeler. Sağ olasın, sağ olun. Teşekkür ederim.
Şimdi Yusuf şair. Dükkanımızı uzadık, ne kısaldık işte. Daha önce de işte şiirler yazmış. Acaba taşraya özgü şiirler mi yazdı? Ve eski bir okul arkadaşıyla evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış. İşte onun oğlu geldi, onunla karşılaşıyor. Bira. Ne denk gelmiyor? Hiçbir şey olmaz. Atlayarak da gidebiliriz hocam isterseniz yani. Efendim? İsterseniz atlayarak da gidebiliriz şeyi. Olur, birazcık gidelim. Hangi sahneleri istiyorsanız? Ben şeyi not etmişim, yani kuyuyu tabii kitapta çok açmışız. Kuyu bir tür fetiş nesne. Tekrar gülle karşılaşma var ama gül artık bitmiş bir ilişki. O da başsağlığına geliyor ve aralarında geçmişe ilişkin sen Birgi'yi severdin. Yok ben hiç sevmezdim. Ben anlattım sana zaten geçebilirsin. Yani sen çok severdin diyor. Yok nereden çıktı o? Yani ben hiç sevmezdim. Geçebilirsin. Arada dönüp okuyorum. Yani orayı sevmediğini söylüyor. İşte. Ama İstanbul gerçekten tutunduğu bir yer mi? İşte onu bilmiyoruz tabii. Burada. Evet. Şimdi burası önemli. Bu bakışla ilgili olarak bir siz de bakın, beraber konuşalım. Yine daha önce açıklamıştım. Yani onu seyrediyor. Ama bu sefer, yani onun kitabın kapağında da bu var işte. Bu sefer Yusuf ona bakıyor ama burası bir kırılma noktası. Şeyi biliyor artık. Yani Yusuf'un bakın onu seyrettiğini biliyor artık. Evet. İlk kez böyle yani Yusuf'la arasındaki ilişkinin işte gelişimini böyle. Bakın elinde bal kitabı var. Yani üçüncü filminin senaryosu var. Ve metinler arası ilişki. Şimdi neye dua ediyor? İşte biz dua çeşitlerini çözümledik burada. Neye dua edebilir? Hani acaba ne için dua edebilir? Herhalde belki de çok yalnız da kaldı Zehra anne ölünce. Belki de bundan sonra evet Yusuf'la birlikte olmak için dua ediyor olabilir. Şimdi bu şurası çok önemli bence. Bir dakika duralım. Yani iş oynasın. Bakarım sonra. Ne örüyorsun? Kazak. Zehra annem örüyordu. Bana gönderdiğiniz atkının renginde. Takım olsun istedik. Bana gönderdiğiniz atkıya takım olsun geçen diye. Geçen bayağı göndermiştiniz mi? Evet, oynarken artık açıklayalım. Öyle bir şey yok. Fakat bir oyuna katılma olarak alır mısınız burayı? Yani resmen bunların arasını yapmak için anne sanki Yusuf yollamış gibi kıza... İşte atkı vermiş. O da ona uysun diye kontrol kalemi bir yok mor, galiba. Morun çağrışımlarını düşünmenizi istiyorum. Morlular var burada. Hem biliyorsunuz kutsallıkla ilgili, asillerin rengi, kadınlara özgü bir renk. Ve böylece... bakın söylüyor. O oyun düzenleme, yani oyuncu... Oyunbaz bir anne. Çarşıda var bir düzenleyici tane. Düzenleyici anne ama aynı zamanda elektrik gitti. Şimdi geçebiliriz. Elektrikçiyi çağırıyorlar. Ve işte elektrikçi sevgili biliyorsunuz. Eski sevgili. Tamam. O, sizin gelir mi? İşte yapıyor elektrikleri. Evin yerini biliyorsun. Hayır yok. Ve istersen buraları biraz geçebiliriz. İstiyorsanız yolculuk kısmına geçeyim. Yolculuğa ben geçelim. Evet.
Şimdi Yusuf Taşlı'ya döndükten sonra ödemiş. Her gün gitmeye çalışıyor ama bir gün avukata gitmesi gerekiyor. Öteki gün elektrik bozuluyor. Yani bir nevi aslında anneye de yardım ediyor. İlahi bir güç bir şekilde ve sonunda da artık adağı kesmeye karar veriyor. Biliyorsunuz hiç oralı değildi. Ya git para vereyim sen kes bilmem ne. Ya da zaten o yazın geleyim yazın keselim demişti ve sonrasında artık tüm bu süreçlerden sonra adak için yola çıkmaya başlıyorlar. Oraya gelelim. Evet. Evet. Adak için yolculuk başlıyor. Başladı. Şimdi kız yani Ayla Ay yani Ayperdev Naidi Boratov'a göre Türk halk masallarında zaten kadını temsil eden bir şey. Güneş erkeği temsil ettiğini söylüyor. Ay çok özür dilerim. Kız Güneş şimdi Güneş ile ayın birleşmesi gibi düşünebilirsiniz. Bu yolculuk artık bir taraftan da yakınlaşmanın daha da işte ilerleyeceğini. Zehra beni göreceğe götürecekti. Şimdi kurbanla ilgili konuşuyorlar ama şunu unutmayalım ki kurban kesmenin anlamı üzerine de çok konuşulabilir. Yani ikame bir şiddet olarak tanımlanır. Yani bir şeyi arındırma ve o şiddeti başka bir amaca yöneltme. Burası çok önemli. Uzak akraba teyzelere uğruyorlar. Burada da yani duygusal anlardan biri. Tanıdım. Niye çağırmadınız bizi düğüne? Bizi düğüne niye çağırmadınız diyor. Bizim kutçalan Zehra. İşte böyle kimse haber vermeyin de kendi yapar geçiver. Musa yenge ama ben... Sen kimlerdensin? Kızım. Sizler benim ya Acar yenge. Rahmi dayının torunuyum ben. Dayın ne yapıyor? İyi. İyi mi? Sağ ol, dayı. Oyun. Ödüyoruz, ödüyoruz. Evli değiller tabii geliyor, biliyorsun. Bekliyor. Evet. Unutkan oğlum, hiçbir şey bilmiyor. Sigaran var mı oğlum? Yok, bıraktım ben. Sigara bırakalım hiç. Ay oğlum, sigara bırakacak şey mi? Sen ne yapıyorsun? Kızım sen kullanıyor musun? Yok, ben de içmiyorum. Kalk kızım, içeri gir de. Peşkirin altında. Salça, peynir, reçel, her şeyi annen gider koy. Kendi elini koy. Kalk kızım kalk. Kendi elinden. Kendi elinden. Kalk reçelimiz, peynirimiz, her şeyimiz. Peşkirin altında. Yani sanki evliler ve birlikte yaşadıkları eve evet reçel işte onlardan koy diyor. Niye? Ama burada yani oyunun yani anne bir oyun başlatmış ama hani Yusuf gönderdi atkılar falan diye. Ama gördüğünüz gibi biraz ağır işittikleri için galiba şeyi de anlayamadılar annenin öldüğünü. Onlara biraz para bıraktı ve sanki evli bir çift gibi reçelleri, salçaları aldılar ve işte kurban kesmek için gidiyorlar. Ve bence artık arabada Ayla seyredildiğini biliyor. Orada geleneksel sinemaya... Yani ana akım sinemaya daha yaklaşıyoruz. Yani erkek tarafından seyredildiğini artık biliyor. Ve kurban kesilecek, o törenin yapılacağı yere doğru gidecekler. Bu da böyle bana çok şey... Ay bir düğün sahnesini gösterelim mi? Evet, kaldıkları otelde tabii ki ayrı odalarda kalıyorlar. Aşağıda bir düğün yapılıyor. Burası çok önemli. Bir tür yani... Ekme. Evet. Yine duygusal olarak filme katılacağımız işte sahnelerden biri
bir yandan da bir şekilde erken anlatımla onların da belki biz göremeyeceğiz filmde ama bir gün evleneceklerini, evet artık bu işin çok ciddileştiğini bir şekilde gösteriyor. Burada artık izleyicinin çok kuşkusu kalmıyor. Zaten otelin şeyinden de gördüğünüz gibi biraz hızlı geçti Barışkan ama şeye bakıyor. Ayla'yı seyrediyor. Sanki Antonioni filmleri gibi değil mi? Böyle çok şey. Burada o doğanın içinde küçücük bir gölge gibi, işte küçücük bir nokta gibi Ayla. Ve izleyici artık şey, bu ilişkinin daha ilerlediğinin farkında. Şimdi burada üç sayısı yani gündeme geliyor. Bir kere bu film üçlemenin birincisi. Yani üçü takip etmenizi öneriyorum. Şimdi bir de kurban kesildikten sonra biliyorsunuz üçüncü gözdür o kanın konulduğu yer. Kan aslında bize, yani kanla biz kötü şeyleri de alıyoruz ama kutsal, onun amacı ne? Virüs almak değil tabii. Evet, kutsallığın da bulaşıcı olması. Hani kan alışverişinde ve buradaki ağaç, yani bir tür hayat ağacı ve belki de bizim kahramanımızın kafası gibi karışık. Ya kafası çok karışık. Geçmişle ilgili tabii ki. O işte biriktirdiği kinler, nefretler neyse ve üç kadın. Hep üç gidiyor bakın burada. Evet. Ve kesilen kurbanların doğranması, evet, pişirilmesi ve bakın hep üç önde. Bir yandan da metinler arası ilişkiyle, yani üç filmi arda arda yapacağını sezdiriyor. Aslında bu et kesme işi de gidebiliriz, evet. Şey, araba sahnesi önemli. Ha, orada tamam. Araba... Zaten ondan sonra finalimiz. Evet, araba sahnesinde iyice şey oluyor değil mi? Burası sanıyorum herkesin gelip kurban kestiği bir yer. Hani kurbana da olanların, çünkü çok fazla et var. Evet. Şimdi kutsallık bulaştı. Yani lütfen, bak şimdi sildi ya. Evet, ama bulaştı artık. Kanla o kutsal, yani hayvan, kurban edilen hayvanın kanıyla kutsallık bulaştı. Şimdi Barışkan da orayı göstermek istedi. Araba sahnesinden sonra belki o gece hani kıtmir köpek diye yorumladığımız, hani çok yüzleşecek kendinle bir gece karanlıkta. Annem için adı yani onu göstereceğiz. Diyor ki annemin neden adak adadığını biliyor musun bilmiyorum diyor. Ama filmin bütün akışından adağın geldiği noktaya kadar ki şeye baktığımızda hocamızın belirttiği annenin düzenleyici öğe olması, bir oyun başlatması, sonra ikisinin oyuna katılması, adak için kalması ve adağın da olması demek artık annenin istediği adağın gerçekleşmesi anlamına geliyor. Çünkü ikisi de artık yan yana aynı evin içerisine dönecekler. Yani Yusuf da anladı belki. Neden bu adağı adadı diyor ya. Orası çok gerçekten şey, bilmiyorum diyorsa. Yani biz kitapta Ayla'yı bilinçsiz yönlendirici özde diye tanımladık. Çünkü Ayla gerçekten biraz böyle akışla gidiyor. Bize öyle geldi yani. Hani anne, o anne çok yani programlı hareket ediyor. Evet. Ve şimdi dönmeye karar verdi ama dönemeyecek. Ve biz o mağarayı bekleyen kıtmir köpek gibi bir köpek ile birlikte ve o gece yani burada biz Bergson'a, bir de şunu getirdim yanımda bilmiyorum, şey, Foucault'un Kendini Bilmek kitabına biraz özet, tabii o biraz değil, bayağı özetin özeti oluyor yani böyle 40-45 dakikada veya bir saatte. Yani insan kendini bildiğin ölçüde varsın. Yani kendine ne kadar bakabiliyorsan, kendini ne kadar seyredebiliyorsan, bir başkası gibi karşıdan gözetleyebiliyorsan kendini, gözlemleyebiliyorsan, gözetlemek demeyeyim, onun anlamı farklı.
Yani kendi karanlık yönüne, bugünlerde de hep şansım o şeyden gitti. Yerdeniz büyücüsünde de gölgesi karanlık yönü. Ve bu geçirdiği gece geçmişle hesaplaşıyor. Ve kendi üzerine düşünen insan diye bir kavram var. Vita contemplata diye. Yani o insanı gerçekleştiriyor. Yani gece sessizlikte ve genelde insan sessiz, ıssız, yalnız kaldığında bunu daha iyi. Kalabalıklar arasında kendine bakmak çok zor. Çünkü beni nasıl görüyorlar, bana nasıl bakıyorlar diye düşünüyoruz. Ya yani bu böyle. Ama işte bu gece arkadaşlar şey yapıyor. Bir iç hesaplaşma, ama bu çok özel bir şey. Özel bir şey olduğu için de yani kıtmir olarak yorumladım. Yani Kur'an'daki referanslara kendiniz de bakabilirsiniz. Evet, yani o ve ay, bakın Ayla kızımız. Evet, sanki Ayla güneşin hani artık birleşecek ama o yani hamama gitti, bedeni temizlendi. Ama ruhu, Zehra anneyi çünkü çok seviyor biliyorsunuz şey, Ayla. Hep Zehra anne, Zehra anne. Yani erkeğin o kadar ve burası karanlık. Bu yalnız başına yapabileceğimiz bir şey hepimizin. Yüzleşme şeyinde. Ve sabah uyandığında artık o geçmişi, anneye olan kızgınlığı, hani yeni uyuyanlar gibi yani o gecenin sabahında artık bırakıyor. Kin, nefret, evet, ikilik yani. Ve yine en başında vardı ya, hatırladınız mı annesi hani mezarlar köpek sesi? Tekrar ona bağladı. Ve yine üç var. Çünkü engelleme de üç. Evet. Avukat, elektrik kesildi ve şimdi de köpek İstanbul'a dönmesini engelliyor. Yine üçleme. Hep üç. Üzerinden gitme var. Üç filmi var adamın çünkü. Yani bu bağlamda üç filmi var tabii. Meleğin düşüşü var bundan önce. Onlar daha farklı. Biliyorsunuz buğday var. Şey. Ve yüzleşmeyi yaşanıyor. Temsil ediyor burası. Evet, biraz karanlıkta bıraktık sizi ama yani şey, kendi karanlık yönünle yüzleşmeyi temsil ediyor. Ve ağlanır yani böyle anlarda. Yani bir şeyden temizlenirken bilmiyorum, ağlamayan var mıdır? Gerçekten böyle bir şey çünkü. Niyet ettiğiniz zaman bunu herhangi bir şekilde gerçekleştirdiğinizde gerçekten insan boşalır yani. Serbest bırakmak çok büyük, çok güzel bir şey. Evet. Böyle bizi karanlıkta bırakıyor. Artık doğru hızlı geçiş yapıyor. Tabii evet. Sabah olduğunda yani o bütün gece kustu bir şekilde gözyaşlarıyla. Artık sabah olduğunda başka bir Yusuf. Yani hem bedensel hem de ruhsal olarak temizlenmiş bir Yusuf. Ama tabii ki başka okumalar olabilir. Yani dedim ya size, Yerdeniz büyücüsünü Platon'la okudu birisi diye. Yani insanın aklı sonsuz işte. Yumurta var. Mutfak imgesi de önemli. Evet. İlk geldiğinde her zaman Ayla ona ikramda bulunuyor. Ve hep misafir gibi oturuyor. Artık en son döndüğünde ekmeği kesen kişi. Yani evin erkeği ve evin artık sahibi, evet, yumurta olarak. Yumurta var. Gördünüz değil mi? Herkes gördü. Filmin başında bulunamayan yumurtayı bu sabah buldular. Tavuk artık yumurtladı. Yani bir yeni bir dünyaya açılış, yeni bir aileye, yeni bir düzene açılışı simgeliyor. Evet.
Ve zaten filmin sahnesinin düzenlemesine baktığınızda da çay ister misin demiyor, artık çayı getiriyor. Diğeri de evin erkeği olarak ekmeği kesti, hazırladı ve ikisi bir arada kahvaltıya başlıyor. Böylelikle yönetmen tek tek ördüğü şeyleri son sahnede bize hepsini birleştirip sunuyor. Ben şeyi arıyorum. Buraya bir Cemal Süreyya'nın şeyini yazmıştım. Hani yemek üstüne ne düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı. Cemal Süreyya'nın şeyini yazdım bu bölümün başına. Ya bu gerçekten çok hoş bir final ve şey, yani belirsiz diyemeyeceğim, tabii ki belirli de yani, ama çok bildiğiniz bir mutlu son gibi değil. Düğün, bunların düğününü göstermedi ama biz düğün gördük yani filmde. Ay umarım sevmişsinizdir yani, çünkü ana akımdan bir film değil bu. Biraz sabır işi. Ben de Bahçeli Evler sinemasını kapatmıştım bunu yazdığım yıl. Öğrenciler de arkamda, sinemada sırf biz olacağız yani öğrenciler. Bir şöyle oradan aradan çıktık Gazi iletişimden, bir döndüm arkama sınıfın yarısı gitmiş. Çünkü yolda sordular ne izleyeceğiz diye. Yumurta diye söyledim yani. Orada da bir şeyin, arabeskçilerden birinin filmi varmış. Ya belki ona gireriz sanmış. Çok komik oldu sınıfın yarısı. Yani şey, biraz sabır işiydi. Yani sabrınızdan dolayı. Ama böyle, zaman imgesi böyle. Evet, yani çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Asıl ben sizi alkışlayıp kalabildiğiniz için. Çünkü ağır gittiği için sabırla izlemek gerekiyor. Evet. Bir de yönetmenler işi sonuna bırakıyorlar mutlaka bağlamayı. Yarı yolda bırakamıyorsunuz. Filmlerin kötü tarafı bu. Sona kadar gitmeniz gerekiyor. Bir saat 40 dakika olsa da bütün filmleri bağlayabilmeniz için. Evet. Arkadaşlar, sizin sorularınız var mı bizim kapatmadan önce? Filmle de ilgili olabilir. Genel anlamda film okuma, film analizleriyle ilgili de. Hani başka ne konularınız şey var varsa. Bugünkü temamız hani film bu. Nasıl okulur, nasıl analiz edilir üzerine. Sonra? Sonrasında Türk sinemasında melodram konulu Rukiye Hoca'nın geldiği Vesikalı Yarım inceleyeceğimiz bir film olacak. Dizilerde İstanbul basını bir sonraki konumuz. Basını ne kadar doğru yansıtıyor veyahut da gerçek karakterler var mı? Onu Hüseyin Bey, Hüseyin Yılmaz bize anlatacak. Arkadaşlar onu da bekleriz. Daha sonra gazetecilik filmlerinde bizleri nasıl temsil ediyorlar, basına dair nasıl bir ideoloji, nasıl temsiller yaratıyor özellikle Hollywood filmleri, bunlara dair farklı bir bölümümüz olacak. Yani her programdaki temamız, konuşacağımız konu farklılaşacak. Sandım. Film okuma sandım. Yok, bu film okuma. O yüzden film analiziyle ilgili böyle kafanızda merak ettiğiniz bir şey var, sormak istediğiniz bir şey varsa da burada sorabilirsiniz hemen. Ama sözlü yok tabii, yani onu söyledim. Her filme özgü ayrı bir yaratım süreci. Ya çalışıyoruz açıkçası. Yani çok çalışıyoruz. Ama film analizinin... Buyurun. Hocam öncelikle çok teşekkürler. Ay estağfurullah, ne demek. Gerçekten filme biraz daha farklı bakmayı öğrettiniz öncelikle. Estağfurullah. Çok değerli yorumlarınız oldu. İmgeleri... Hani çoğu arkadaşımız herhalde film izlerken bu kadar dikkat etmiyor. Bu imgelerin sürekliliği, kullanımı, anlamı, temanın oluşması. Temanın oluşması, hani bu gözle bakmadan daha çok sinema izliyorduk. O yönüyle bize bir izleme biçimi göstermiş oldunuz. Ona çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Bu anladığımız şu, yönetmen bu üç filmi aslında bir bütün olarak hazırlamış. Tabii. İlk filmiyle diğer filmlerini de bir anlamda fragmanını veya imgelerini bize mesajını vermiş ve bir bütün olarak üçünü izlediğimizde ortaya çıkıyor hikaye. Yani evet. Bu çok yaygın bir tarz mıdır sinemada? Yok, Türk sinemasında ya da şey, dünya Lütfü Akat'ın var tabii. Lütfü Akat'ın var üçlemesi, biliyorsunuz, Gelin Diyet. Evet.
Hayır ama bunu yapmak büyük bir proje. Çok fazla da yok. Ama bizim sinemamızda, yani Semih Bey'den başka Lütfü Akat'ı hatırladım şu anda. Hatta Lütfü Akat'ta bile tam Semih Kaplan'ınki gibi aynı iyi. Karakterler üzerinde de değil yani. Yine şey aynı, vermek istediği mesaj aynı. Evet. Ama karakterlerde değişimler oluyor. O yüzden Yusuf biz... Evet. Ha evet, evet. Şey, burada sütü izlerseniz, yani oradaki temel motif yumurta değil süt, ama Yusuf yine, Yusuf'un gençliğini izleyeceksiniz ve o ilk şiir yazmaya başladığı şiirleri işte yayınlanıyor falan. Balda çocukluğunu çok, ben bilmiyorum, çok seviyorum. Yok sevmesem zaten, sevmeden olmaz böyle oturup kitap yazmak, makale yazmak. Gerçekten özellikle bu üç filmini çok seviyorum. Ama son bir çalışma yapmıştık başka bir genç arkadaşımla, Şeyma'yla. Meleğin Düşüşü'nde de tren var. Biz Türk sinemasındaki bütün trenli filmlere baktık. 160 tane film izledim. Yani benim sabrım konusunda bir fikriniz o. Evet, yani kime söylesem bu ne sabır diyor. Yani iki sene sürdü, pandemide yaptık. Bakalım şimdi bekliyor mu? Yani biliyorsunuz yayın evlerinin sorunlarını. Yani orada da şey var, tren var. Ama sonra aklına bu gelmiş. Ben şey, ya yani çok açık konuşmasak da gene de konuşuruz. Yani ben de tasavvufa meraklıyımdır. Tasavvufla ilgilenmeye başlamasının bence rolü var diye düşünüyorum ben. Yani Meleğin Düşüşü'nde böyle bir hava hiç yok. Ama belki evet, işte Mevlana okumaları, tasavvuf, yani ne okuduğunu bilmiyorum yani açıkçası da, ama o şey, birikim yansıyor yani. Bu tür bir okumaya çok açık film. Yani işte ben de bir sürü alıntı yaptım. Tasavvuftan da insan hani bu 45 dakikada, 50 dakikada anlatamıyor. Yani bir sürü alıntım var benim de şeyden, bizim tasavvuf literatüründen yani. Çok oturuyor, birçok şey çok oturuyor. Zaten ay, güneş, işte şey, dualar, duaları da çözümledik. Yani Ayla dua ediyordu biliyorsunuz. Kaç tür dua var, niçin edilir? Yani bunlar çok ayrıntılı kitapta. Hepsi var ve kurban kesmek zaten yani şey, temel. Mesela oraya gidiyorlar. Bütün iş o kurbandan oldu ya. Zaten gitmeselerdi hiçbir şey olmayacaktı. Evet, böyle. Umarım böyle güzel güzel değişik şeyler. Şimdi Ruken Hoca gelecek. Evet, önce Hüseyin Bey gelecek. Ha, şey. Çok teşekkürler arkadaşlar. Evet. Sağ olun katılımınız için.